çalışmamızda Beyoğlu'nda silah fabrikası Mustafa Kemal'in izni ile özel silah fabrikası kurmuş bir paşadan söz edeceğim. Nuri Paşa çok yetenekli, çok özellikleri olan bir paşa. Manastır'da askeri eğitimini alır teğmen olur ve Libya'ya gönüllü subay listesine adını yazdırır. Libya'ya teğmen olarak gider. Mustafa Kemal de gönüllüler içindedir ve binbaşı rütbesindedir. İkisine de Libya anısı olarak kalan böbrek rahatsızlığıdır. İkisi de böbreklerinde rahatsızdır ve ee, çöl koşullarında susuzluk, bedenlerinin susuz kalması, düzenli beslenememe, düzenli yiyecek alamama gece gündüz çarpışıyor durumda olmalı özellikle susuzluk ikisinde de böbrek rahatsızlığına neden olmuş. 1917'lere gelindiğinde Mustafa Kemal'in adı Büyük ölçüde duyulmuştu. Özellikle Çanakkale'deki e, çok büyük başarılarında Yarbay olarak gittiği Çanakkale'de 10 ay içinde Albaylı yükselir, arkasından generalliğe yükselir, paşa olur. 10 ayda iki büyük terfi alabilmek çok büyük başarıyı gerektirir. O da bu büyük başarıları sağlamış topluma armağan etmiştir. Sonuçta 1917 İngilizler İran'ı işgal etmişler. İran petrollerini ele geçirme çabasındalar. Bakü'ye Azerbaycan başkenti Bakü'ye asker gönderdiler bakıyor işgal ederler. Kafkas İslam ordusu kurar Osmanlılar. Başına Nuri Paşa'nın amcası ve bir yaş büyüğü olan Halil Paşa'yı getirdiler. Halil Paşa Çanakkale'deki başarılardan sonra Birinci Dünya Savaşı'nda ikinci büyük başarıyı gösteren çok değerli bir kumandanımızdır. O da Irak'ta Bağdat'ın güneyinde Kutül Amare denilen bir bölgede orada 13 bin askeri olan 5 generali olan yüzlerce subayı olan bir İngiliz ordusunu çok donanımlı bir İngiliz ordusunu 8 bin kişilik birlikleriyle albay rütbesinde Halil Paşa İngilizleri öyle bir pusuya düşürür ki İngilizler doğru dürüst savaşamadan generalleri, subayları 13 bin kişilik askeriyle teslim olurlar. 1916 Halil Paşa generalliğe yükselir. İşte bu Halil Paşa Kafkas İslam ordusunun komutanıdır 1917. Yeni Nuri'yi Azerbaycan'ın kurtarılması için Azerbaycan Ordusunun kurmakla görevlendirir. Osmanlı birliklerinden az e, oranda subay ve askerle Nuri Paşa Gence'ye gider. Gence'de Azerbaycanlı gençleri eğitir. 20 bin kişilik bir ordu kurar. 15 Eylül 1918'de gece baskınıyla Bakü'yü kurtarırlar. İngilizleri İran'a kadar kovalarlar diğer işgalcileri Ermeniler vardır, Almanlar vardır. Onları da çıkarırlar. Azerbaycan'ı kurtarırlar. Nuri Paşa Azerbaycan'da bir süre kalır. Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı olması önerilir, kabul etmez. Siz kendi içinizden Cumhurbaşkanınızı seçersiniz der. Bu dönemde yaptığı değerli çalışmalar var. İlk olarak Azerbaycan ordusunu eğitir ve Azerbaycan subay okulunu açar. Daha sonra Erzurum'a Kazım Karabekir'e destek için gelir. Orada ilk ...büyük silah işliğini kurar... ...böylece silah fabrikası kurmanın... ...ön çalışmalarını yapmış olur... ...Kazım Karabekir... ...Ermenilerle savaşında başarılı olur... ...Kars, Ardahan, Gümrü ve benzeri yerler... ...Ermenilerden kurtarılır... ...Doğu cephesi sağlığa alınmış olur. Mustafa Kemal de Ankara'da Sakarya Savaşı'na hazırlanmaktadır. Sakarya Savaşı'na hazırlanırken Nuri Paşa Sakarya Savaşı'na katılmak için gelir. Ankara'dan cepheye geçmeyi düşünmektedir. Böbrekleri sancılanır. Bunun üzerine Mustafa Kemal haber gönderir Ankara'ya. Nuri sen Sakarya Savaşı'na gelme Berlin'e git hem böbreklerinden tedavi ol hem de sen çok yeteneklisin silah tasarımı eğitimi al teknik resim eğitimi al daha sonra bize çok yararlı olacaksın der. Osmanlı Paşası Nuri gider Berlin'de iki buçuk yıl öğrencilerle birlikte silah tasarımı dersleri al alır, eğitim görür ve daha sonra yurda gelir. Yurda geldikten sonra önce Çin'i fabrikası kurar. Tahya'da Çin'i desenleri yapmaktadır. Bu desenleri, Avrupa'daki desenleri, Osmanlı'nın desenlerini incelemiştir. Arkasında Çin'i fabrikasını, Kütahya'lık fabrikayı devreden Mustafa Kemal'in verdiği izinle İstanbul Beyoğlu Sütlüce'de silah fabrikası kurar. Kurdu silah fabrikasında 30 dolayında silah ve e, mermi bomba ve benzeri e, askeri malzeme üretimi yapar. Bunlardan en ünlüsü 14 mermi alan şarjne 14 mermi alan Nuri tabancasıdır birinci tabancayı Fevzi Çakma hediye eden kabzasına da FÇ e, olarak bir arma koyar. O tabanca şu anda genel kurmaydı. FÇ marka tabanca. Bu çalışmaları devam ederken 1948'lere gelinir İsrail Devleti kurulmuştur. İsrail'liler derler ki Suriye'ye ve Mısır'a silah ve mühimmat satıyorsun. Onları satma. Sattıklarının, yurt dışına sattıklarının hepsini biz alalım. Onlara satış yapma. Hayırdır size satmam. Onları satmaya devam edelim. Ayrıca onlarla bir anlaşma yaptık. Ben Beyoğlu'ndaki fabrikamın aynısını Şam'da ve Kahire'de de kuracağım. Aradan 4-5 ay geçer. 2 Mart 1949. Fabrikada bir patlama olur. Fabrikanın Haliç kıyısında e, laboratuvarı vardır. Nuri Paşa ve teknik ekip laboratuvarda çalışırlarken bir patlama olur. E, vücutlar parçalanır, Haliç'in suyuna dökülürler. Laboratuvar parçalanır, yapı parçaları onlarla birlikte Haliç'e dökülür yangın çıkar fabrikanın önemli bir bölümü cayır cayır yanar. 20'yi aşkın insan ölmüştür. Fabrikanın söndürülmesi çok zor olur. Bu uğurda 6 tane itfaiye eri de şehit düşer. Nuri Paşa'nın öldüğü yıl ilginçtir. Türkiye Amerika ile sıcak ilişki kurmaya çalışmaktadır. İsrail'in destekçisi Amerika'yı kızdırmamak için Nuri Paşa'nın fabrikasındaki patlama e, sessizce geçiştirilmek istenir. Cenaze namazı kıldırılmaz. İstanbul müftüsü bununla ilgili bir fetva verir. O fetvada der ki Nuri Paşa'nın vücut parçaları bulunamamış. Bu yüzden cenaze namazı kılınamaz. Oysa gıyabında cenaze namazı kılınabiliyor. 67 yıl geçen Nuri Paşa'ya aittinden e, vücut ...parçaları bir torba içinde... ...annesinin mezarının... ...bir köşesine olur... ...67 yıl sonra... ...araştırmacı... ...Atilla Oral... ...Azerbaycanlı... ...gazeteci... ...Mayıs Alizade... ...ve ben... ...iki yıl çalışarak... E, ...cenaze... Namazı kılınması ve Nuri Paşa için bir anıt yapılması için çaba harcamaya başladık. Azerbaycan'a gitmeler, gelmeler. Azerbaycan'dan milletvekillerinin gelmesini sağlamamız. Büyükşehir Belediyesi'nin e, meclis üyelerine ve belediye başkanına konuyu aktarmamız meclisten milletvekillerine ve grup başkan vekillerine konunun aktarılması sonucu adet mezarın yapılmasına ayrıca Sütlüce'de bir park açılmasına karar verildi. Adet mezar 15 Eylül'da açıldığı zaman açılışa ben de katıldım ve Geç dikilen anıt adlı kitabımı e, baskıya yetiştirmiştim. Bu kitabımdan bol sayıda götürüp açılışa katılanlara hediye ettik. Ayrıca bana açılışı düzenleyen kurul e, bir Konuşma yapmama e, yardımcı oldular, ondan da büyük onur duydum. Her 15 Eylül'de Nuri Paşa'nın anıt mezarında anılması, yaptıklarının anımsatılması sağlanıyor. Nuri Paşa büyük bir değerimiz. Atilla Oral ışıklar içinde yatsın. Onu yitirmenin bendeki etkisi çok büyük oldu. Çok değerli bir araştırmacıydı. Çok iyi bir mimardı. Atilla Oral Nuri Paşa ile ilgili 900 sayfayı aşan ve binden fazla belgeden oluşan çok değerli bir kitap yazdı. O kitabın ikinci baskısı şu andaki ekonomik koşullar nedeniyle yapılıyor. Atilla Ural, Işıklar içinde Uyu, teşekkür ediyorum.